Arkadaşlar herkese merhaba. Evet, şimdi size 15 Temmuz'da 21 Temmuz haftası ile ilgili Aslan burçları ile ilgili fincan falımızda yorum yapacağız. Aslan burçları evet güzel, enerjisi bol, iş ve para şansı olan burçlardır. Bakalım fincanımızı Aslan burçları için bize neler anlatıyor fincanımız. Hemen bakıyoruz. Şimdi sevgili Aslan burçları, yükselen burcu Aslan olanlar, ay burcu Aslan olanlar. Şu anda kendiniz, ruhunuz ferah, enerjiniz gayet güzel çıkmış. Fakat kendinizi rahatlatma ile ilgili bir meditasyon çalışmaları yapıyor olabilirsiniz, tatilde olabilirsiniz. Kendinizle ilgili bir kararlarınız var, kararlar alıyorsunuz ama nefes, derin nefes alırsınız da bir oh çektiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bu bir hafta 10 gün kadar daha böyle rahat meditasyon konumunda olduğunuz süreç biraz daha devam edecek, öyle söylüyorum size şu anda. Temmuz'un bu haftası gayet güzel geçiyor. Enerjiniz bol, mutlu, huzurlu, dingin bir hafta geçiriyorsunuz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Bir bayanla ilgili bir kararınız var. Böyle güzel elbiseler giyinen, şık giyinmesini seven bir bayan bu. Bununla ilgili bir karar süreciniz var arkadaşlar. Fakat nasıl yapayım, nasıl gideyim, nasıl kararlaştırayım ya da bunu kalbine kırmadan nasıl çözebilirim dediğiniz bir noktadasınız. Çünkü karşınızdaki kişi biraz bu konu neyse konuşacağınız her an her şekilde tepki verebilecek bir modda duruyor. Bence şöyle bir yorum yapmalısınız. Bu görüşeceğiniz kişi kimse, kolaylıkla onunla güzel bir şekilde görüşme yapmaya niyet ediyorum diyerekten bu şekilde niyetinizi alırsanız enerji aktifleşir. Enerji aktifleştiği için güzel bir görüşme sağlarsınız. Kalabalık ortamlara gireceksiniz sevgili aslanlar. Kalabalık ortamlarda, huzurlu ortamlarda bulunurum. Demek ki bu ayı çok seviyorsunuz siz. Temmuz ayını. Çünkü biliyorsunuz ki Aslan burcunun astrolojik olarak yöneticisi Güneş'tir. Güneş de liderlik demektir. Demek ki Temmuz ayında sıcakların çok fazla olduğu, enerjinin sıcaklık derecesinin yüksek olduğu bir noktada olduğu için Güneş her yerde var. Güneş her yerde varsa demek ki Güneş'in her yerde var olmuş olması, sıcak olması sizin enerjinizi, frekansını yükseltiyor. Evet sevgili aslanlar, bunu da dipnot olarak geçiyorum size. Evraklarla ilgili işiniz olacak. 15 Temmuz'da 21 Temmuz haftasının sonuna doğru resmi evraklarla ilgili işiniz var. Bunlarla ilgili biraz uğraşacaksınız ama resmi evraklar güzel. Bir iş müracaatı olabilir, bir mal alımı olabilir. Yani güzel işlerle ilgili resmi evraklar bunlar. Sıkıntılı işlerle ilgili resmi evraklar değil arkadaşlar. Hafta sonuna doğru yine tekrar böyle ailece bir arada olduğunuz bir ortamda olabilirsiniz. Aile ortamlarını çok seviyorsunuz aslında. Aile ortamları size çok iyi geliyor. İnşallah bunun farkındasınız sevgili aslanlar. Temiz güzel topluluklara giriyorsunuz. Kalabalıklarda bulunacaksınız ama temiz kalabalıklarda bulunuyorsunuz. Ondan sonra sevgili aslanlar tekrar böyle güzel rahat bir haftanın arkasından negatif olumsuz enerjileri boşaltmış oluyorsunuz. Pozitif enerji doldurmuş oluyorsunuz. Bir de size şunu söylemek istiyorum sevgili aslanlar. Ayak parmaklarınız, ayak bilekleriniz ya da ayak tabanınız olarak düşünün. Bir rahatsızlık yaşama durumunuz olur. Ayak olabilir. Bu hafta içinde ayaklarınıza dikkat etmenizi istiyorum sevgili aslanlar. Böyle bir durum da var. Evet. Sevgili aslanlar, ayaklara dikkat edelim sağlıksal olarak tam. Evet, kararlar güzel, enerji güzel, bomba gibi bir hafta bu hafta sizin için. Müthişsiniz ya gerçekten. Ve öyle bir şey var ki bir de sevgili aslanlar, o hafta 15 ile 21 Temmuz haftası. Evet, ben tatildeyim, ben yatıyorum, ben mutluyum, enerji depoladım ya da bulunduğum ortamda çok mutluyum ama sürekli de akan gelen bir paranız var, bir para akışınız da var. Evet, siz onu parayı oraya koymuşsunuz, o size para kazandırıyor. Para kazandırıyor. Böyle anlatalım. Şimdi bu fincan falımızın haricinde size astrolojik olarak da bilgi aktarmak istiyorum. Bakalım astrolojik olarak neler var? Şimdi 15 Temmuz haftasında konuşmak istediğiniz, iletişim kurmak istediğiniz bir noktadasınız. Sürekli iletişim kurmak istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ve kendinizi özellikle sevgili aslanlar şifalandırmakla ilgili konularınız var. Bu kendinizi şifalandırma konusu iletişim kurmak, insanlarla konuşmak ile ilgili olabilir. Onu da söyleyeyim size.
Parayı çok takmadığınız bir hafta, parayı dikkate almadığınız bir hafta olacak. Yani düşünmediniz, başka şeyleri düşüneceksiniz. Ben konuşarak kendimi iyileştirebilirim ya da sağlıkla ilgili sorunlarımı nasıl çözebilirim? Bunların araştırmalarını yapıyorsunuz. Aile ile ilgili, ailenizle ilgili hareketli bir hafta var. Astrolojik bilgiler bunlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. 15 Temmuz, 21 Temmuz haftasında Aslan Burcu yükselen Aslan, Ay Burcu Aslan olanlar için astrolojik olarak bilgiler de aktarıyorum size şu anda. Aile ile ilgili hareketli bir hafta olacak. Aile içinde biraz anaçlarınız tutacak, biraz sahiplenme duygunuz çıkacak, yükselecek. Bunu da söylüyorum. Yaptığınız iş neyse hizmet işiyle ilgili olaraktan yaptığınız hizmet işiyle ilgili biraz değişik, enteresan tipler, modeller hayatınıza girebilir. Gizli, enteresan insanlarla tanışıyor olabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Bir de aile içinde bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kolaylıkla onları, sevgi enerjisiyle onları çözmenizi niyet ediyorum. Aileniz tarafından bazı şeyler size yapmayın, etmeyin denilebilir. Bunları da dikkate alın. Çünkü yaptığınız işle ilgili, hizmetiyle ilgili sıkıntı yaratacak insanlar gelecek. Dediğim ise gizli enteresan işler. Bunlar bir bayan da olabilir. Bayan olarak gelebilir hayatınıza. Dikkat edin sevgili aslanlar. Sonrasına gelelim. Ortaklı işlerinizle ilgili. Tekrar bakın sevgili aslanlar, iş hayatınızla ilgili evet gizli enteresan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bayan olarak söyledim bunları size ama bir bayan da, ailenizin içinden bir bayan da bu tanışmalara, bu iş ilişkilerine karşı çıkabilir. Ayrıca ortaklı işlerinizle ilgili biraz entrikacı, dolandırıcı insanlarla yan yana gelebilirsiniz. Size kendisine çok güzel güler yüzü gösterebilir, çok sempati gösterebilir, çok başarılı olduğunu gösterebilir. Çok dikkat edin, lider ruhlu olduğunu gösterebilir. Parayla maddiyatına çok iyi noktaya geldiğini gösterebilir. Biraz etrafınıza dolanıyor. Bence bu kişilerle ilgili olaraktan evet haritanız olumlu veriyor. Olumlu görüşmeler gösterebilirsiniz ama bence iş yapmamanız taraftarıyım. Ben size öyle söylüyorum. Pek iş yapma taraftarınız değilim. Çünkü bu kişinin hayatında farklı, enteresan, entrikalar, dolandırıcı, hilekarlık işleri olabilir. Yalan söyleyen bir insan da olabilir bu. Uluslararası işlerinizle ilgili, yurt dışı görüşmelerine ilgili olarak da gelecekle ilgili böyle bir girişim yapmakla ilgili geçmiş gelecekte işte bir iş yapmak istiyorsunuzdur. İlk girişimi, ilk hamleyi siz yapmak istiyorsunuzdur. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. 9. evinizde bunu veriyor ve hareketli bir noktadasınız. 9. evinizde koç var burada. Sevgili aslanlar, bu ne demektir? Gelecek planları, yeni girişimler, yeni amaçlar, yeni oluşumlar, ilk sizin yapmak istedikleriniz. Ama böyle şöyle bazen şunu da düşünüyorsunuz. Böyle olur mu, olmaz mı? Lütfen ikilemeyin. Niyet edin. Olumlu bir şekilde bunları gerçekleştirmeye ve kolaylıkla bu hayallerinizi gerçekleştirmeye niyet edin. Niyet ettiğiniz zaman niyet etme enerjisi aktifleşir ve böyle nasıl olur biliyor musunuz? Öyle bir insan girer hayatınıza ya da yollar açılır. Bir bakmışsınız ki o yapmak istediğiniz yollar açılmış ve siz bu olayı gerçekleştirmişsiniz. Yani yapmak istediğiniz işi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Bu uluslararası olan bir ilişkinizdi bu. Yani iş durumunuzdu bu. Bak burada bile hala işle ilgili konular çıkıyor. Aslanlar ya gerçekten hayatınız yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, iş ve para. Böyle çalışıyorsunuz siz. Size bazen de şunu sormak lazım sevgili aslanlar. Uykularınız nasıl? Çok güzel uyuyabiliyor musunuz? Çünkü aslanlar kafayı taktığı çok konular olduğu için iş ve para ile ilgili, uyku ile ilgili sorunlar yaşıyordur arkadaşlar. Şimdi sizin sevgili aslanlar hedeflerinizde bu haftaki hedeflerinizde 15 ile 21 Temmuz haftasındaki hedeflerinizde mal, mülk, toprak edinme ile ilgili yükseldiğiniz noktalar var. Bunlarla ilgili de kararlar verebilirsiniz ve şöyle bir durum da var. Lütfen çok dikkat edin sevgili aslanlar Mars ve Uranüs sizde birleştiği noktada evet bu hafta Mars ve Uranüs birleşiyor toprakla ilgili gayrimenkulle ilgili ani konular gündeme gelebilir, mal kayıpları olabilir. Dediğim gibi bu hizmet evinle ilgili enteresan işlerle, kişilerle tanışmanızda mal kaybına gidebilirsiniz, para kaybına gidebilirsiniz. Elektronik araçlarınızla ilgili, iş yerinizle ilgili ya da malınız elektronik arızalar çıkabilir. Çok dikkat edin, çok kötü kelimeler kullanmak istemiyorum ama yangınlara dikkat edin. Mallarınızla ilgili özellikle burada böyle bir sıkıntı da oluşabilir, olmamasına niyet ediyorum. Kolaylıkla her şeyin farkına varıp büyük zararlar görmeden kolaylıkla bu
Mars-Uranüs kavuşumunu atlatmanıza niyet ediyorum sevgili aslanlar. Dışarıda sizi insanlar bol, bereketli, kazançlı, çok zengin olarak görüyor. Bilginiz olsun. Toplum sizi çok böyle şanslı bir kişi, şahıs olarak görüyor. Çok şanslı, çok bereketli bu kişi diyor olabilir sizler için. Hayallerinizle ilgili özellikle bir de şunu söylemek istiyorum. Evet, ailenizin içinde lider sizsiniz. Ailede lider konumundasınız. Ailede ön plana çıkıyorsunuz. Ailede siz ne derseniz o dinlenecek bir haftadasınız. Yani bu hafta 15 ile 21 Temmuz haftasında ailede siz ne derseniz o olacak, dinleniyorsunuz. Aile sizin sözlerinizi dikkate alıyor ve sizi dinliyor, böyle söyleyelim. Fakat şunu söyleyeceğim, bir kız çocuğunla ilgili olaraktan olabilir, bir kız kardeşiniz olabilir, ailenizin içinde kendi kızınız olabilir. Biraz dik kafalık yaratabilir, bununla ilgili biraz sorunlar yaşayabilirsiniz ya da bununla ilgili hayalleriniz vardır. Hayallerinizle ilgili bazen bir yerde sizi üzebilir, ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hayaliniz işte bir kız çocuğunuz vardır ve gelecekte onun çok iyi bir meslek sahibi olmasını istersiniz ama kafasındaki karışıklıktan dolayı sizi üzebilir. Ya da kız kardeşinizle ilgili bir liderlik vardır. Ya da nasıl anlatayım, aile içi, çünkü aile yakını etrafınıza göre ve sizin hayalleriniz olan bir kişiyle ilgili hep bu düşünceler. Şimdi diyebilirsiniz, bu kişi her farklı arkadaşım olabilir. Hayır, olabilir mi? Hayır, sizin hayallerinizin içinde olan bir bayanla, çok sevdiğiniz bir samimi arkadaşınız vardır. Bir iş ortaklığı yapmak istiyorsunuzdur. Bakın bu da bir hayalinizin içinde olduğu için bununla ilgili biraz değişik böyle üzüleceğiniz konular olabilir. Bunlara da dikkat edin diyorum sevgili aslanlar. Yani aslanlar. Benim de ay burcum aslan arkadaşlar. O yüzden aslan burcunu ben de çok seviyorum. Bu şu anda anlattıklarım her şey sizinle ilgili olduğu kadar benimle de ilgili, ay burcum aslan olduğu için. Şimdi bakalım tabağımıza bir bakalım. Fincanımızda tabağımız bize neler anlatıyor. Bir de buna bakalım. Burnu inceleyelim. Tabakla ilgili olaraktan böyle çok sevdiğiniz, sevgi enerjisiniz yüksek olduğu bir insan sizin kucağınıza gelmiş, diyor ki beni sev, benimle ilgilen, benimle niye ilgilenmiyorsun? Sanki ailenizin içinden biri sizin sevgi enerjisine ihtiyacı var. Çocuğunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir. Böyle bir sevgi enerjisi ihtiyacı olan biri var ailenizin içinde. Bu sevgi enerjisini bu kişiye vermenizi niyet ediyorum. Şimdi sevgili aslanlar, hadi bakalım yükselen burcu aslan olanlar, ay burcu aslan olanlar, şimdi ne yapıyoruz? Bir dilek tutuyoruz. Dileğimizi tutalım. 5 saniye bekliyorum. Örnek veriyorum. Diyelim ki işte bu kişiyle flört edeceğim ya da bu arabayı alabileceğim. 2024 yılında evlilik yapacağım mı? Bunun gibi niyetler tutabilirsiniz. Niyetinizi tutun. Ondan sonra da size açıklamasını yapacağım. Evet sevgili aslanlar, bekliyorum. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tabakta güzel bir para da var, dışarıdan gelecek. Çok yüklü bir miktar para değil ama küçük bir para da olsa sürpriz bir yerden gelecek. Bir paranız var. Çok enteresan bir şekilde sürpriz bir para geliyor size. Küçük de olsa olsun, mutlu olacaksınız. Çünkü hiç böyle beklemediğiniz bir noktadan geliyor bu. Tuttuğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Of, aynı anda iki tane dilek geçti. Söyleyeyim size, bakın. Bir ve birleşti, gördünüz mü arkadaşlar? Aynı anda buradan geldi ve bu ikincisi. Genellikle demek ki kolektif enerjiye niyet ediyoruz biz bunları bakarken. Şu anda ikileyen olmuş. Aranızda dilekle ilgili onu mu tutsam, bunu mu tutsam ya da ya ikisini de tutsam olur mu dediğiniz demek ki düşünceleriniz, niyetleriniz olmuş arkadaşlar. İki niyet de çok güzel, çok temiz. İlk aklından geçen niyetiniz neyse tam olma noktasındayken farklı bir şekilde, güzel bir şekilde gelişecek. İkinci niyetiniz de aklınızda onunla bağlantılı, bir süre sonra o dilekle birleşiyor ve o da aynı şekilde ilerleme kaydediyor. Yani iki niyetin birleştiği noktada güzel bir dilek gerçekleşiyor. İstediğiniz gibi değil, farklı bir şekilde gelişecek ama bu sizin daha çok hayrınıza olacak sevgili aslanlar. Evet, bunu da böyle anlattıktan sonra evet. Evet sevgili aslanlar, gördüğünüz gibi yorumlarımız böyledir. İnşallah ay burcu aslan olanlar, yükseleni aslan olanlar, kendi burcu aslan olanların yorumlarımızı like atın, yorumlarınızı yapın.
Kanalıma abone olun. Bizi destekleyin. Bizlerin nasıl enerjimiz yüksek olursa sizlerin de enerjiniz, frekansınız yüksek olur arkadaşlar. Bana katkı sağladığınız için, ben de size katkı sağladığım için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.